Yani biz sizleri böyle burada görünce çok mutlu oluyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Piknik gibi. Hem çocuklar eğleniyor. Hem siz de güzel vakit geçiriyorsunuz. Peki. İyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun. Senin adın ne? Ebru. Ebru sen de oynayacaksın mı? Bugün var mısın? Ha? Sen kaça gidiyorsun? 3 aya gidiyorsun. Çok güzel. Peki iyi eğlenceler diliyorum. Anladım. Tamam bak. Beyza hemen tanıdı. Cumhuriyet'te tanışıyoruz. Tabii. Cumhuriyet'te tanışıyoruz. Hem de Fenerli ha. Sinem. Beyza Sinem. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Sen Fenerbahçe'yi mi tutuyorsun? Çok güzel. Çok güzel. Ben de Fenerbahçeliyim. Hiç kitap okudun mu ondan sonra? Tabii ki evet. Hangi kitabı okudun? Öyle mi? Evet. Çok güzel. Seninle gurur duyuyorum. Evet. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Lütfen rahatsız olmayın. Hava güzel. Çok güzel. Çocuklar da çok keyifli. Çok şanslıyım. Vallahi yani çocuklar o kadar mutlu oluyor ki. Kaç gündür. Böyle bir etkinlikte falan. Onlar mutlu olunca tabii siz de mutlu oluyorsunuz. Hava da güzel. Evet. Bol bol yiyeceğiz. Çok güzel. Yok şeyler de yani hazırlıklar da çok güzel. Böyle masalar falan bakıyorum. Doğru yani. Çok güzel. Peki. İyi eğlenceler diliyorum. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.
havası, hem çocukların spor yapma havası. Yenme evinin olmadığı, centilmenlerin ön safhada olduğu, yani çocuklarımızın bilinçli bir spor yapmasında özellikle karıcık ayrım yapılmadığı çok üzücü bir ortam. Yani bu ortama bizim de bir katkımız olmuşsa çok gururluyuz, ne mutlu bize. Ve tekrar bunun mimari olan Sayın Hocam Fikret Kadıoğlu'na huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Veli olarak hem bir öğretmen olarak Sayın Fikret Hocamızın sayesinde bu işi başlattı ve devam da ettiriyor hiç sıkılmadan, bıkmadan. Yani o çocuklara olan sevgisinden kaynaklandığını düşünüyorum. Çok güzel eğleniyoruz. İnşallah bu devam eder. Kimse köstek olmaz. Fikret Hocamıza sonsuz teşekkürler ediyorum. Şu anda burada ve ailelerle birlikte çok güzel vakit geçiriyorlar. Biz de çok mutlu oluyoruz. Çünkü katılım bayağı fazla. Önümüzde 4-5 tane daha şenliğimiz var. 9 aya böldüğümüz için Kasım ayında başlıyoruz. Mayıs'ın sonunda şenliklerimiz bitiyor. Hemen hemen her ay bir şenlik yapmış oluyoruz. Bu tabii 9. kez yapmanın mutluluğunu ve gururunu taşıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu şenlik böyle devam edecek ve biz de bununla doğru diyeceğiz.